Orkun garip garip TikTok ürünlü müdür nedir? Sor hocam YouTube'u kapatayım mı? Bir niye bana bunu niye aldın? Ahmet geçmişe bak ya. Aldınız. Bir anlam var mı burada? Bir yapışıyor yüzüne. Oo. Aa tam sizlik ürün lan. Herkese merhaba, ben Orkun. İnternette satılan saçma ürünleri paraya kıyıp aldığımız, denediğimiz, siz almayın kardeşim, siz dolandırılmayın diye bizim alıp dolandırılıp denediğimiz ürünler serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu ürünler TikTok'ta, Instagram'da, internette her yerde reklam olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bir sürü ürün aldık, ürünlerimizi inceleyeceğiz. Buyurun, neyimiz var? İlk ürünümüz gökkuşağı lambasıymış. Şöyle bir poşette 180 lira gökkuşağı lambası. Üstünde şanslı gökkuşağı yazıyor. Altta pil takıyoruz. 4 tane kalem pille çalışıyor. Şurada 2 tane modu var. Mod 1, mod 2. Zekalı. Eldiven mi süngere gerek kalmadı diyor herif ya. Ne yapayım? 2 tane ayak mı alacaksın? Burada da bir tane tuşu var. Çok da kompleks bir alet değil. Bu tuşa basılı tuttuğun zaman burası açılmaya başlıyor. Ulan gökkuşağı nerede? Kapayın bakayım ışıkları. Ne hocam şimdi bu? Ne bu? Pratik gökkuşağı projeksiyon gece lambası Lucky Rainbow. Nasıl yani? Nasıl bir romantik gece yaşayabilirim lan ben bu aletle? Nasıl bir romantizm geldi mi? Bir hissettiniz mi? Oğlum bir de kendi kapanıyor bu. Evet böyle güzel bir şekil çıkıyor ama lan böyle mi duracağım lan? Peki ben bu masaya koyduğumda nereye gidiyor bu gökkuşağı? Oğlum duvarla sağa sola gidiyor olmasın? Evet şu an üstüme geldi. Ha güzel oldu lan. Ve tişört şekli oldu. Oğlum biz neye 180 lira verdik şimdi ya? Ne oldu şimdi? Ne yapacağım ben üstüme tişörtüme desen yapmak için yanımda bununla mı gezeceğim? Hocam bir dakika bir gece yapabilir miyiz deyip güneşe söyleyip gece yapıp bunu çıkarıp. Mantığı ne oğlum bunun? Yani gece lambası evet belki hani biz şu an maksimum karanlık ortamda deniyoruz ama evet arkaya bir şey yansıyor. O kadar ya. 180 lira mı şimdi bu? Bizimle değilsin gökkuşağı lambası. Ben buna 10 üzerinden 4 veriyorum yani. 3,5 mu diyorsun? 2 amına ne gereksiz bir şey. 4 çok görüldü. 3,5'a düştük. Peki hocam getir sıradaki ürünümüz. Maket adam mı? Bu nereden? Bu yurt dışından mı geldi? Ha yok bunu Trendyol'dan almışız. Ahmet maket geçmiş. Karton adam. 349 TL. Tip olarak bunu mu aldık biz? Bir dakika tip olarak bu ise çok iyiymiş. 95 santim. Adam hasbullah. Küçük adam maket 95 santim boy. Bu kadar detay. Açıyorum. Çocuk adam karton et. Bir dakika. Kuruluyor bir dakika. Oğlum şöyle bundan yapıyoruz. Harbiden bak alsın arkaya koysun. Çok iyi arka plan ya. Ben kendi karton etimi de istiyorum ya. Böyle sanki. Evet ya biraz gergin bakıyor gerçekten. Reis tamam ya. Tamam tamam kızma. Oğlum bu çok iyi. Ben 500 lira da veririm. Bu gerçekten çok iyi. Ben karton et en çok sevdiğim şey hayatta. Yani Taksim'de CZN Burak'a gidip CZN Burak'la fotoğraf çekilmeyip karton etiyle fotoğraf çekildim. Bayılıyorum karton ete. Gel adam. Nasıl? Gel. Bizim çare olsun. Bunu götürelim çekimlere falan da götürelim. Katlanıyor da. Ben çok sevdim. 10 üzerinden 20 veriyorum kendisine. 350 lira çok çok iyi bir. Çok tatlı ya. Geçen gün spor yapıyor. Sırt çalışıyor bunu koyup kafasına bir şey atıyorlar böyle. Onun sinirlenişi var ya böyle. Bu da elini de sıkayım şöyle. Sıradaki ürünümüze geçelim. Karar verme aleti. Nasıl yani? Ben kendi kararımı veremiyorum. Alet benim yerime karar mı veriyor? Yazıtura. Neye dayanarak veriyor bu kararı? Mıknatıslı karar verme aleti. 51 TL. Mıknatıslı karar alma topu karar verici manyetik sarkı. Hey kovboy! Kaç. Böyle biraz yiyecek daha birini bir gün ya. Üstünde. Günlük işleri yaparken biraz daha böyle odaklanmanızı sağlar. İş yerinde kullanabilirsiniz. Metalden yapılmıştır diyor. Bu malzemenin metal olmadığına yemin edebilirim. Bu kadar mı? Oğlum şu nasıl karar versin? Ben zor karar veriyorum. Şu nasıl karar Noobstardır. Versin ya? Evet soru sorup bunu sallandırıp kime gelirsem yani. Çok saçmaymış. Tamam peki sor hocam YouTube'u kapatayım mı? Elime çarptı. Kaderim değişecek şimdi ya. Durmaz ki bu ya. Karar veremiyor. Zor bir soru sordum herhalde. Ama geliyor. Ne diyor? Geliyor. Evet yes. Dedi. Kapat hadi, lan. Kapa. Kaydı bırak. Çık git. Oğlum alet dediyse 51 liranın dediğine güvenmek lazım. Elon Musk'la tanışabilecek miyim? Aa yok. Bir arkadaşa sor diyor. Kime oyuncaklar. Bu aletlik şuna. Okuyorum. Kaç yeni para? 500 lira. Yeni hediyesi jetonlu oyun makinesi, vinç makinesi, şeker bebek kapma, pençe, ateri makinesi, otomatik oyuncaklar. Bu alet her şey. Aklınıza gelecek. Karar makinesinde bir arkadaşa sor diye seçenek mi olur ya? PlayStation, bilgisayar. Çok saçma. Arkadaşım karar veremezse o da mı bir dakika? 11 yaşlı söylemişiz biz hocam. Peki. O adam mafya falan değil değil mi? Şimdi bu burada duruyor değil başında.
Oğlum ya çok tatlı ya. Ya şu adam mafya olsa ne olurdu? Allah Allah. Ne olduk? Şimdi hocam bu bizim alışveriş merkezlerinde gördüğümüz oyuncak yakalama aletinin küçük versiyonu. Ana, ama aynı güzelmiş zamanda la. Alarm olduğu iddia ediliyor. Alarm. Bunda alarmı kuruyorsun. Ya alarmı susturmak saat için bu oyuncaklardan bir tanesini alıp düşürmen gerekiyor anladığım kadarıyla. Yanında işte bu yakalanacak oyuncakları vermişler. Birkaç tane de bozuk para vermişler. Bak şimdi bu eğlenceli ha. Sıkılınca oynarsın lan bunlar. Oyuncaklarımızı yerleştirdik. Aleti açtık. Jeton atıyorum. Jeton attım. Oğlum çok güzel lan. Kesin alamayacağım biliyor musun? Alamaz ya, alacak çok zor. Alacak mı almayacak mı ne diyorsunuz? Almaz değil mi? Kesin almaz. Neyi sarıyorsun oğlum? Peki dur alarm kursak. Şimdi şöyle senaryomuz şu. Geceden bunu kurdun saat kaçta uyanmak istiyorsan bu oğlum, çalmaya bu başladı. Senin bunu susturabilmek 5 dolar falandır içinde ya. İçine para 5 dolar değildir sonrasında mi? Bir tane oyuncağı tutup kalaman lazım. Oyuncağı yakalayamazsan susmuyorsun ve sabah bir saat bununla uğraşabilirsin. Dur bir alarm çalsın. Bir dakikamız kaldı alarm çalmaya. Ben de uyuyor olayım karton etimle. Alarm sesini de merak ediyorum ha. Uyuyorum. Alarm çalıyor. Ananı satayım. Sabah oldu. Ne yapmam lazım benim bunu susturmak için? Uyandım. Allah'ım sabah yaşadığın ızdıraba bak. Kolu çek. Bozuk para attın içine. Süren başladı. Babam nasıl bir terördür bu? Bastın almaya çalışıyorsun. Alamadım. Ne olacak alamazsam? Alana kadar devam. Biliyor alamadığımı evet. Pahalı ama ben sevdim ürünü vallahi güzel. 400 lira falan var ya. Bir de bunun içine yani bu, o plastik topları koymayacağım. Böyle kumaşlı küçük küçük ayıcıklardan bu falan koyacağım. Bluetooth yapay bir ayak. Anahtarlık gibi düşün. 930 yapay lira. Yapay ayak. Aa geldi sizin ürün. Geldi bu bize. 1,5'a geldi gümrüğüyle şey. 1500 lira. Nasıl geçti? Bir bana bunu açıklayabilir misiniz? Abi okuyorum. Gerçek 25 santim erkek ayak manken ayakkabı silikon fotoğraf ipek çorap takı model yumuşak bebek silika jel. Bu nasıl bir açıklama? Burada ilanda daha aşağıya indikçe daha garip vücut parçaları da çıkmaya başlıyor. Ne lan bu? Sahte karın kas vücut mu? Tövbe tövbe. Hey başka erkek ayak ayakları görüyorum. Başka ayak modelleri daha. Hey. Açıyorum yani ayak. Ne yapacağız biz bu ayağı? Bu ağır bir ayak bu arada yani. Gerçek birinin ayağı değil değil mi bu eminiz? Şu ne? Bu da ayağı pudralamak için bir ürün mü? Yani ayağın... Şu ne? Çorap lan. İyi çorabı var. Pudra şeysi var. İyi yani bir ayak aldığında ihtiyacın olacak her şeyi yanında gönderiyorlar. Çok kötü. Şu sahneyi görmen lazım. Bak şimdi Allah dur dokunacağım artık. Yapacak bir şey yok şuna da. Kemik mi var bunun içinde? Bu benim ayağımdan daha gerçek. Ha. Bak şimdi bak. Attığım zaman masadaki dalgalanmasını görmeni istiyorum hocam. Ya. Birincisi bu niye satıldı? Bak bir de üçüncü parmak da farklı bir rota ya. Çok gerçekçi yapmışlar ya. Olur. İkincisi nasıl bu kadar gerçekçi yapmayı başarmışlar? Üçüncüsü malzeme olarak ne var? Alt kısmı çok inanılmaz gerçek. Oha! Oğlum gerçekten ne o gözeneklerine kadar yapmış adamlarla. Bak. Bili. Baba serçesi de öyle. Baba. Allah'ım daha çirkin bir şey çok az gördüm hayatımda. Hocam peki tırnak mı? Tırnak da yumuşak doku. Çok çürük oğlum. Sinirim şeyim. O yapay tırnaklardan var ya kadınlar takıyor. Alacaksın ondan oraya yapıştıracaksın sonra tırnak makasıyla kısaltacaksın onu. Bulandı. Kaslı da bir ayak. Niye? Bilmiyorum ama. Uzuyor. Oo. Kaç numara hocam peki bu? 40 mı? 3 numara mı var bunlar benim aramda? Bana da daha fazla gibi geliyor. Puan mı ver? Abi mi? Oğlum aklıma geldi o an ya Allah Allah. Sen biliyormuşsun. Manyak mısın? Ya çok güzel, çok gerçekçi. Çok dokusu da şey yapmışlar ama ben bir kullanım alanı bulamadım kendi açımdan. Ayaklarla da aram çok iyi değil. Bunun yani tek kullanım amacı şey olabilir. Böyle hani yanına çıkaracaksın. Ya seni gibi seni falan böyle. Abi şu tarafa doğru gideceğiz biz falan yapa yani. Aa adamı böyle bak. Oğlum güzel vurur bak her parmağı ayrı ayrı hissediyorsun. İşiyle vuracaksın oğlum. Vursan yanakta öyle dağılır yani.
Felaket bir şey. Yeter. Buna da 10 üzerinden 1 veriyoruz. Yes, gönder. Kel şapkası. Kel şapkası mı? Kel şapkası mı? Peruk'la kel şapkasının farkı nedir ya? Bu bir, niye bana bunu niye aldınız? Bir anlam var mı burada? Bir şey mi demek istiyorsunuz bana? Şuradaki kelime bir şey mi demek istediniz? Bana bir ima mı var burada? Nasıl yani bu? Ya bu ne oğlum ya? Nasıl oldum? Dur bakayım. Güzel oldu lan. Olmamıştır herhalde. Aa felaket. Naruto oğlum bu. Denle bir alakası yok bunun. E bu ne bu şimdi ya? Kaç para bu? Mustafa yok mu? Asıl kel Mustafa. Kel şapkası 66 lira. Yani kel olmayı tercih ederim bence. Hani kelken daha iyi gibi. Yakıştı. Kel olacağım böyle mi gezeyim? Buna okey miyiz? Sokakta gören kimse hiçbir şey demez mi buna? Şuradaki siyah bant bir saçma değil mi ya? Ya şunun yerine şapka taksam daha güzel oraya değil mi? Oraya bir tane böyle Nike logosu, Adidas logosu, saç bandı gibi spor yaparken. Kere taksam. Niye bunu takıyoruz ya? Yani Naruto cosplay'i yapmak istiyorsanız bence 60 lira verilebilecek bir ürün. Naruto cosplay'i eşyası olarak düşündüğümüz zaman 10 üzerinden 7-8 verebiliriz. Ama kel şapkası olarak düşününce ben 10 üzerinden 2 veriyorum ya. Kim geliyor? Suyla çalışan saat. Reis ne bu ya? Suyla çalışan elektrikli saat. 130 liraymış ve tükenmiş. Ne yapıyoruz? Su dolduruyoruz içine. E bu suyak içinde yine çalışıyor. Nasıl çalışıyor lan bu suyla? Ha evet, şurada seviye gösteriyor. Şu iki seviyenin arasında doldurmak gerekiyormuş. Nerede doldu? Yo, çok doldurdum hocam. Bence oldu. Zaten çalışıyordu, çalışıyor bu. Su yokken de çalışıyordu. Nemli kalınca da mı çalışıyor oğlum? Güneşin altına koy, bu nemden zaten şey yaparken de çalışır. Abicim ne özelliği var bunun? Saat işte ya. Ulan patatesde de çalışıyor saat zaten. Ne yani şimdi bu ya? Bir de 126 yıldız almış bu ürün. Ha, ürün soru ve cevapları var. Bir kişi çok güzel bir ürün yazmış. Başka bir yorum ne bu var. Oğlum bence ya? Bence çok güzel bir ürün değil yani. Hani vasat bir ürün. Benim göremediğim, sizin gördüğünüz bir şey varsa şu üründe bir Allah aşkına yorumlara yazın hocam. Geçtik bunu da. Saç kurutucu. Nasıl yani? Taşınabilir yumuşak saç kurutma kapağı. Şimdi lan. Ne peki? Saat. Allah Allah. Yani böyle şey mi yapıyor? Perma mı yapıyor bana? Böyle bir saçıma bir şey yapıyor mu bu? Kurutuyor mu sadece? Bu kafa kurutma makinesi yardımcı olur. Hızlı kuru üzerinde kıvırmak bigudi. Çok ısınıyormuş. Uzun zaman kullanamazsınız. Fön makinesiyle. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Hayır, bunun amacı ya. Şimdi şey, ben duştan... Çok mantıklıymış. Ben çıktım, saçımı kurutacağım. Gerçekten bu mu yani bunun amacı? Yani ben sana 55 bin tane farklı saç kurutma yöntemi söyleyebilirim ama siz bunu seçtiyseniz bir bildiğiniz vardır. Bu buraya giriyor mu? Ver bakayım coşkuyu. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum bana? Yanıyorum, sıcak geliyor. Dur soğuğa basayım. Daha sıcak oldu. Ne oluyor şimdi? Benim hayatımda ne değişiyor? Saçım kuruyor. E bir ıslataydık saçımı, deneyeydik bari. Nasıl? Bir değişiklik var mı saçımda? Çok iyi. Oğlum Gorak film pro... Bir dakika lan. Vallahi saçı güzelleşmiş bir anda. Dur soğuğa basayım. Daha sıcak oldu. Ne oluyor şimdi? Benim hayatımda ne değişiklik var mı saçımda? Çok iyi. Oğlum Gorak film propu gibi, bu ne ya? Dök. Dök. Ananı doğumdum. Şu an nemli. Dur bakayım. Oğlum bu şeye saçın benziyor. Islanmadı ya. Predator'daki Alien'a benziyor. Böyle yapışıyor. Hayır, Half-Life'da yüzüne yapışıyor böyle. Aa vallahi kurumuş lan. Evet, kurutuyor. Ben de bir yandan güzel oynuyordum bu arada. Bu ne? Aa bu ürünü sevdim ha. Aa ha, böyle içmeni sağlıyor. Çok saçmaymış. Güzel lan. Aa iyiymiş bak. Ama her şeyin ağzına giriyor mu bu? Kaç para bu? 15 liraysa okeyim. Hocamlar bunun normal fiyatı da 135 liraymış. İşte gümrüğüdür, kargosudur. Bize 270 liraya gelmiş. Yok 270 lan, dik kafanı hiç. Etmez. Normal bir tane bardağını alırsın. Bardağına doldurur, devam edersin hayatına. Yani illa şişeye takılı bardaktan içme fetişim var benim demiyorsan bence çok... Bu biraz daha şarap için. Bir gereği olan bir ürün değil. Ben buna komik olabilir. 10 üzerinden 3 veriyorum. Evet, saçma ürünleri internet ürünleri. Evet, harbiden saçma ürünlermiş ama ayağı chat çok beğendi. 10 üzerine 10 verdiler.